Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Antalya Manavgat'tan devam ediyoruz. Yanımızda HHA Bahçe Düzenleme'nin kurucusu Hasan Hüseyin Aktaş Bey bulunuyor. Merhabalar Hasan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii ki bu güzel Manavgat'ımıza diyoruz ve biraz sizi tanıyabilir miyiz? Firmamızın kurulumundan bahseder misiniz sevgili izleyenlerimize? Öncelikle ismim Hasan Hüseyin Aktaş. Antalya Manavgat bölgesinde bahçe düzenleme işiyle uğraşıyorum. Babamızdan gelen bir meslek. Bunu ilerletiyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Çok da güzel yapıyorsunuz. Evet sevgili izleyenler, Antalya ve çevresinde özellikle Manavgat'ta sizin evlerinizin, iş yerlerinizin, aklınıza gelebilecek her yerin çevre düzenlemesi bir mimarını gerçekleştiriyorlar. Bu bahçe duvarı olabilir, çiçekler olabilir, yol çalışması olabilir. Yani çevre düzenlemesi, mimar deyince sizin hayal ettiğiniz her şeyi gerçekleştirmek için burada Hasan Bey ve ekibi var. Evet, nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Proje bazında mı çalışıyorsunuz? Bahseder misiniz? Proje bazında mimar ve mühendisler eşliğinde bize sundukları projeleri villa, normal apartman ve ev çevrelerine uyguluyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Tabii bazen mesela sizden bir beklentisi oluyor. Bir sunum gerçekleştiriyorsunuz değil mi? Önden proje biz de sunabiliyoruz. Şu şekilde yaparız diye çizim yapıp sunum yapıyoruz. Ona göre şekillendiriyoruz bahçelerini. Peki ne kadar sürüyor bu proje? Mutlaka projeden projeye göre değişiyordur. Tabii yer mekan, proje, yükseklik, uzunluğa göre değişiklik gösteriyor. Evet sevgili izleyenler, tabii ki izlerken göreceksiniz. Sizin istediğiniz hayallerinizi gerçekleştirmek için yapılan çalışmalar gerçekten çok zor. Özellikle Antalya'nın sıcağı, tahmin edersiniz ki 4 mevsim çalışıyorlar ama ustalarımız, yani vincinden tutun, burada duvarı ören bütün çalışma arkadaşlarımızdan her şeye kadar bu sıcağın anında yeter ki sizin için güzel olsun diye uğraşıyorlar, çaba gösteriyorlar, emek sarf ediyorlar. Kolay işler değil. Yani 4 mevsim çalışıyoruz. Kışın çamurda, soğukta, yazında, sıcağın anında yeter ki siz güzel bir şeyler isteyin. Sizin beklentilerinizi güzel bir şekilde gerçekleştirmek için. Peki müşterilerinizin ihtiyaçlarını, bir siparişlerini, yani bu olabilecek projeleri zamanında yetiştirebilmek için ne gibi önlemler alıyorsunuz? Temin süreleri mi veriyorsunuz? Nasıl çalışıyorsunuz? Büyük projelerde temin süreleri veriyoruz. Bu temin süreleri için ekip arkadaşlarımızın sayısını arttırıyoruz. Tabii. Proje böyle tabii. Küçük apartman, villa tarzı küçük bahçe düzenlemelerimizde daha sıkı çalışmaya çalışıyoruz diyeyim. Evet. Sıcak veya yağmur çamur fark etmeksizin çalışmaya devam ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, herkes için zaman çok önemli ve kıymetli. Ne kadar çabuk biterse bizim için o kadar iyi olur diyorsunuz ama tabii ki bu işler kolay olmuyor. Yani hem güzel olsun istiyorsanız, kaliteli bir iş istiyorsanız tabii doğru adrestesiniz. Bunun için de baskı yapmadan önemli olan güzel çalışılsın, titiz itinayla çalışılsın, profesyonel bir ekiple çalışılsın. Buradaki her arkadaşımızın emeği gerçekten çok büyük. Çünkü burada yani duvar örmesinden tutun da yerdeki mermere kadar ya da toprağa kadar, çimene kadar ne istiyorsanız artık, bahçe düzenlemesi ya da evinizin etrafında bir çitme örülmesi gerekiyor, duvar mı yapılması gerekiyor ya da çevre çiçeklendirme mi yapılması gerekiyor. Ne gerekiyorsa sizin isteğinize göre yapılıyor. Ama eğer siz isterseniz de burada bir sunumları hazırlıyoruz, projeleri hazırlıyoruz. Ya sizin yapmış olduğunuz projeleri biz yapıyoruz ya da bizim yapmış olduğumuz projeleri sizlere uyguluyoruz değil mi? Çok güzel. Tabii ki bunlar çok önemli şeyler ama müşteri memnuniyeti de çok önemli. Neden sizi tercih ediyorlar bu kadar firma varken? Sizin özelliğiniz nedir? Neden bizi tercih ediyorlar? Biz işimizi düzgün yapıyoruz, zamanında yapıyoruz ve temiz yapıyoruz. Kaliteli yapıyoruz. Kesinlikle kaliteli yapıyoruz. Çok fazla rekabet var. Bu rekabet içinden sıyrılmak için biz işten işe atlamıyoruz. 10 tane iş alıp parça parça yapıp bırakmıyoruz. Değil mi efendim? Kaliteli bir şekilde burayı teslim edip orayı teslim edip oraya geçiyoruz. Sırasıyla işlerimizi teslim ediyoruz. Yani işçiliğini gerçekten kendi yapan kahramanlarımız var sevgili izleyenler. Onların emeğini göz önünde bulundurarak yapılan emeğe saygıdan dolayı ve aynı zamanda vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.